Müslümanlar ya Medine'de öleyim ya Konya'da kürsüde öleyim inşallah. Vefatının üzerinden tam 11 yıl geçti. Konya hocasını unutmadı. Yıllarca vaizlik yaptığı tarihi Kapı Camii'nde anma programı vardı. Ela inna awliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Yaptığı vaazlarla ilham olan, istikamet gösteren, gençleri ayağa kaldıran hoca efendi için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Ola kim rahmet kıla ol padişah, ol kerim, ol rahim, ol ilah. Kendisi gibi vaiz olan oğlu Abdurrahman Büyükkörükçü, Hoca Efendi'nin yaşantısına dair anılarını anlattı. Bizi de birçok kardeşimiz de dinliyorlar evlerinde şimdi. Babacığım rahmetullahi aleyh. Vefatına şöyle 4-5 yıl kalıncaya kadar biraz böyle Mevla'ya yönelip de bizimle ilgilendiği müddet boyunca bana hep çarşıdan geldiğim zaman evladım Abdurrahman ilk sorusu bu oluyordu Kapı Camii'nin aziz cemaati. Evladım Abdurrahman namazını kıldın mı? Ben o zaman 50-55 yaşlarındayım. Görevim vaizlik. Daha evvelinde imamım. Acizane 975'te imamlığa başladım. Sen imamsın, sen yok, bırakmak yok. Terbiyeyi bırakmak yok. Takibi bırakmak yok. Elden tutmayı bırakmak yok değerli kardeşlerim. Konya İl Müftüsü Doçent Doktor Ali Öge ise Hoca Efendi'nin İslam'a ve şehre yaptığı hizmetlere dikkat çekti. Torunlardan iki tanesi İslam fıkhında doktora yapıyor. Bir diğeri hadis ilmiyle uğraşıyor. Arkasından hayır dua edecek evlat da yetiştirdi elhamdülillah. Sadece bu kürsüde bu hadis-i şerifi anlatmadı hocamız. Ben kulaklarımla duydum, hayatıyla bizzat kendisi bunu ispat etti. Değerli kardeşlerim, o zaman alim topluma önder olandır. Toplumu yönlendirendir. Topluma yön çizen, toplumun üzerindeki sıkıntıları kaldırıp görüp onları önceden tedbir almak için uyarandır. Hocamız bunu yaptı. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Kapı Camii'ndeki program okunan hatimlerin duasıyla son buldu. Mevlana Celaleddin Rumi, Şems-i Tebrizi, Şeyh Sadreddin Konevi Hazretlerinin isimlerini bildiğimiz bilmediğimiz Evliyaullah'ın ruhlarına bağışladık. Vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Hacı Veys Efendi'nin, Hacı Veys Zade Efendi'nin ve o aileden ahirete irtihal edenlerin ruhlarına bağışladık. Vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Ve hasaten Tahir Büyükkörükçü hocamızın ruhlarına okunan hatmi şerifi şu anda kendisini haberdar eyle, hediye eyliyoruz. Kabrinde onu da neşelendir ya Rabbel Alemin. Ümit ettiğim gençler var, göster ya Rabbi diyordu. Okunan hatmi şeriflerle onu ümitlendir ve neşelendir Allah'ım.